Big O Life ismini son zamanlarda sık sık duymuşsunuzdur. Ne olduğunu merak edenler için küçük bir araştırma yaptık ve ne kadar faydalı bir uygulama olduğunu sizlerle paylaşmak istedik. Big O Life aslen Singapurluymuş. 150'den fazla ülkede kullanılan bu amaçsız uygulama dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. 2016'da kurulan bu uygulama Türkiye'de çok az kişi tarafından biliniyordu. Konya'da bir gencin Big O Life uygulaması üzerinden yaptığı bir canlı yayında kendini asarak intihar etmesinin ardından gündeme gelip milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Bildiğiniz üzere eskiden sadece televizyonlarda canlı yayınlar görüyorken, şimdi ise akıllı bir cep telefonu olan herkes canlı yayınlar yapabiliyor. Big O Life'da herhangi bir canlı yayına girdiğinizde sizi rengarenk bir ortam karşılıyor. Ve tıpkı pavyon gibi dizayn edilmiş bol cafcaflı, bol renkli bir dünyaya düştüğünüzü fark ediyorsunuz. Bazılarınız merak edip bu uygulamaya girip ne oluyor burada arkadaş diye bir göz atıp çıkmak isteyebilirsiniz. Ama tabi bu o kadar da kolay olmayacaktır. Pavyona bir düştün mü çıkmak yok misali. Çünkü bu uygulamada hesap silme özelliği yok. Siz çıkış yapsanız bile sürekli telefonunuza şuursuz davet bildirimleri gelmeye devam edecek. Big O Life uygulamasını herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmak gerekirse pavyonun online hali demek çok da abes olmaz herhalde. Bu uygulamada sırf eğlence veya zaman öldürme amaçlı canlı yayınlar yapanları tenzih ederek bir takım kadınların pavyonda olduğu gibi resmen kons hizmeti verdiğini söyleyebiliriz. Pavyonda nasıl ki kadına şişe açtırmak, gül döktürmek, para saçmak, şarkı çaldırmak gibi olaylar varsa burada da hemen hemen aynısı mevcuttur. Yani kadınlar dans ediyor, erkekler de para yağdırıyor da diyebiliriz. Çünkü burası sadece eğlence platformu değildir. Aynı zamanda para kazanmak için de kullanılan bir mecradır. Big O Life üzerinden iki farklı para birimi var gibi düşünebiliriz. Bunlar fasulye ve elmas. İnsanlar bu sanal fasulye ve elmasları satın alıp izledikleri yayıncılara yolluyor, eğleniyor ve yayıncının biraz daha soyunmasını veya biraz daha şuursuzlaşmasını istiyorlar. Fasulye birimi sadece yayıncıları ilgilendiriyor. Yayıncılar yaptıkları yayınlarda aldıkları hediye kadar fasulye kazanıyorlar. Sonrasında bu fasulyeleri doğrudan nakde çeviriyorlar. Kısacası 210 fasulye eşittir ortalama yaklaşık 1 dolar. Bu nedenle canlı yayın yapanlar ne kadar çok aykırı ve ne kadar çok malzeme verirse o kadar çok fasulye kazanacak ve o fasulyelerden bir fasulye kazanmak için şekilden şekile giriyorlar. Çoğu kişiye tarla başı ve dolap dere civarının sanal hali gibi gelen bu ortam, sanıyoruz ki Instagram ve TikTok çılgınlarının yeni mekanı olarak kullanılan bir yer olmuş. Hatta ve hatta TikTok'un bile daha seviyeli olduğunu düşünebiliriz. Peki bu uygulamada genelde kimler canlı yayın yapar? Biraz da ondan bahsedelim. Bazıları için telekızlığın modernize hali olmayı başarmış bu platformda. Üretilen içerik olarak sürekli kameraya bakan insanlar. İlk seksini kaç yaşında yaptı? Ben 16 yaşında yaptım. Ben daha küçükler. Hediye aldıkça dekoltesini daha net açan kızlar falan bulmak çok mümkün. Zaten gösterdim, daha neyini göstereceğim? Yakından göster, şöyle arka açıp. Nereye gidiyor ya? Muhabbet, eğlence adına neredeyse hiçbir şey yok. Genelde erkekler küfür, kadınlar ise boş boş kameraya bakarak değişik sesler çıkarıp hediye toplamaya çalışıyorlar. Bu uygulamada diğerlerine farklı bir tipiniz varsa veya ucubeyseniz resmi bir yayıncı olabilir, hatta para bile kazanabilirsiniz. Uygulamaya girdiğinizde çoğunlukla şu tipleri görürsünüz. Dekoltesiyle yayın yapan ve yüzünü resmen boya fıçısına batırmışçasına makyajlı hatunlar, 45-50 yaşlarındaki pala bıyıklı amcalar. Canın mı sıkılıyor? Gel seni rahatlatayım evladım. Ve daha da çoğunluğu Kerimcan Durmaz benzerleri. Aşkım Hello, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Twitter'da ağır bir linç yiyorum. Önemli değil. Ama bana bu linçi artık hani dolgumu yapan doktorum bile haberiniz olsun Twitter'da linç yiyorsunuz diye yazdı. Yani yuh. Seviyesiz muhabbetlerin ve küfürlerin uçuştuğu bu yayınlarda tabii ki genelleme yapmak çok da doğru olmaz. Çünkü milyonda bir de olsa adam akıllı yayınlar yapıp hatta topluma bir şeyler vermeye çalışan yayıncılar da yok değil. Çoğunu yemiyoruz, atıyoruz. Ve hemen bizim apartmanımızın, yaşadığımız mahallenin daha farklı bir köşesinde insanlar aç gece yatağa giriyor. Fakat bu kadar seviyesizliğin ve kalitesizliğin olduğu bir yerde o tür yayınlarda çok da rağbet görmez. Tabii ki kimseye ahlak dersi vermek ne bizim ne de başkasının haddi değil ve olamaz da. Herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Fakat özgürlüğün başkasının özgürlüğünü kısıtlamama şartıyla sonsuza kadar özgürsün tabii ki. Aslında belki de izleyen kitledir, yayın yapan kitleye bunları yaptıran. Birileri çıkıp okuduğu eğitici ve faydalı kitaplardan bahsetmesi, başarılı ve topluma faydalı olmakla ilgili bir şeyler anlatması, kişisel gelişim seminerleri vermesi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri,
çocuk istismarları, hayvanlara yapılan işkenceler veyahut toplumsal cinsiyet eşitliği konularında faydalı yayınlar yapsa bile insani değerlerle ilgilenen kültürlü 3-5 kişi tutabilecek yayınlarında. İşin özü arz talep meselesi. Birilerinin seviyesiz yayınlarını fasulyelerle taşlandıran kitle olduğu sürece bu manzaraları her daim görmeye devam edeceğiz. Bu videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Belki de yazdıklarınızın da desteğiyle bu video birilerine bir şeyler anlatmayı başarabilecektir.